Ve saatlerimiz 10.002'yi gösteriyor. Yarım saat önce geldik, bir şeyler yedik. Şimdi herkes işlerine koyuldu. Böyle birkaç saat sonra da şu tipimi düzelteceğim. Burada bu her gün kullandığım makyaj malzemeleri var. Dün aldığım bir elma. Fırçalar burada duruyor. Bu bardağı hatırlarsanız ben bunu Karaca'dan almıştım. İkinci kahve doldurucumda çatladı. O yüzden şu an bir kalemlik görevi görüyor. Burada da bugün yazacağım birkaç başlık var. O da gözlükleri veriyor. Merhaba. O da yeşil takmış. Ben de bugün bunu tutacağım. Ya tam şey kafamı. 3 tane yazı yazdım ve saatlerimiz 12'ye geldiğine göre makyajımı yapabilirim. Sizi çok rahatsız etmeyeceğim, merak etmeyin, sessiz konuşacağım. Biraz ses olursak. Bunu hatırlarsanız Minnesota'dan almıştım. Sırf ajans, yani ofis masamda dursun diye. Ve burada gördüğünüz şu şey kadar olan, yani minicik olan aynayla makyajımı yapıyorum şununla. Nars'ın All Day Luminous fonteni kullanıyorum. Her gün bunu kullanıyorum bu arada. Çünkü bu direkt burada ajans masamda sabit duran bir fondöten. Şu gördüğünüz fırçalık, kalemlik ve taraklık olmuş. Şeyden de şu fırçaların. Şuna sıkıyorum. Farkındaysanız bir bazı kullanmadım çünkü yok. Yanımda da taşımıyorum. Unutuyorum daha doğrusu. O yüzden direkt fondöteni uyguladım. Trolleyebilirsiniz. Normalde ne yapıyorsanız onu yapın. Yine bu organizasyon içinde olan tartın şey tipini kullanıyorum ve bundan da minicik süreceğim yalnız. Nasıl belli oluyor bu arada? Çok uygun. Şurada plan var, şey girmek lazım. Kalkı sonrasında. Onun gibi şundan gelmem lazım. Böyle. Şu an beni trollemekle ilgili küçük planlar yapıyorlar da. İnsanlar bizim ajansa ne iş yaptığınızı çok merak ediyor, biliyor musunuz? Ben asla açıklayamıyorum. Nasıl açıklayamıyorum? Yani çünkü attığım storylerde mesela dün şarap tadım yaptık ya. Ya da ne bileyim hep yar kısımları falan çekmiştim. Kimse anlam veremiyor ne iş yaptığımızı. Sadece eğleniyorlar. Evet, sadece eğleniyor gibi gözüküyoruz. Atahan sabah şeyi söyledi. Devletten soy ağacı bulma şeyi var ya, bütün soy ağacınızı görüntülüyorsunuz falan. Bir süredir zaten konuşuluyor bu ama kapanmıştı çok fazla yoğunluk oldu diye. Şimdi tekrar açılmış. Herkes bu kervana katıldı. Bayağı bronzer sürdüğüm fırçayla göz kapaklarımı sabitleyeceğim çünkü fırça eksiğim de var. Göz kapaklarımı ve altlarını sabitledim. Dün şarap tadımı yaptık. Şu an onun hakkında konuşuyorlar hepsi. Evet, şu bu şartlar altında video çekmek çok zor. Video çekiyor ve sen şimdi bunu sor. Çocuk mu? Çocuk video çocuk çekiyor. Çocuk video çekiyor. Bırak çocuklar video çeksin. Kardelenler. Arkadaşlar stajyerim diye hep eziliyorum işte burada ben böyle. Sus lan pis. Eziliyormuş bir daha. Bir gün gelirken şu apucu buluşarsınız. Şu anda da masayı göstereyim de hemen. Yani burası makyaj malzemeleri. Şurada da gözlü Oreo'lar ve bir takım çikolatalar var. Tabii. Bu bitki yeni kanıtlan. Hayır, sadece ben yemiyorum. Hepimiz yiyoruz bunları. Çıkıyor. Bak işte. Adını hiç çıkmıyordu. Rimmelanda'nın bu Scandalized. Kajal nasıl okunuyor acaba? Kahal. Kajal nasıl okunur? Kahal diye mi? Ne? Kajal. Kajal yok işte. Marka mıydı o be? Kayal. Hayır ya. Kayal değil mi? Kayal ya da kahal. Bunu ben şöyle göz kapağıma sürüyorum. Göz kapağıma dedim, kirpik işleme pardon. Biraz böyle rastgele sürdüm. Sonra da dağıtıyorum. Bak böyle dağıttım. Ama şey size çöktü ya. Kotalı açıyorlar kanka artık. Mesela 300 bin kişinin içine alıyorlar.
kapatıyorlar tekrar, öyle öyle yapacaklar. Aynı şekilde bu gözün içinden de geçiyor ama birazcık sulandı, onun geçmesi lazım. Ben aynısını hemen diğer gözüme de yapayım, ondan sonra o son yapacaklarımızı yapacağız. Şuradan anlayın bu arada, o kadar sürüyorum, gözüm akıyor, ona rağmen aşağıya bir akma olmuyor. Yani kendi gözyaşım akmış oluyor ama bu siyah siyah dağılmıyor hiçbir yere. Gözüme transparan pudra sürdüğüm için şu an zor da atıyorum. Ama benim daha çok hoşuma gidiyor, şöyle buraların böyle biraz yoğun kalıp üstlerin daha böyle buğulu gözükmesi. Fırçada kalanları yukarıya dağıtıyorum. Komple bütün göz kapağımı koyulaştırdım kısacası. İlk yapacağım şey bu değildi. Bir anda esti yani. Böyle sürdüğün gibi hemen dağıtırsan daha kolay. Biraz bekleyince çünkü şeyde göz kalemi de kuruyor. Dağıtmak daha zor oluyor. Hazır sessizlik olmuşken hemen şu gözü aradan çıkartacağım. Katlama bölgesine bayağı bir bronzer sürdüm. Şu Hoola'yı kullandım. Bu da Revlon'un bir fırçası. Nereden geçti elime bilmiyorum bunu. Bununla şöyle iyice karıştırdım. Şimdi Sephora Curl süreceğim. Ama bu sıralar Sephora benim için out, Miniso benim için in. Miniso'nun fırçası ve mürekkebi, kalıcılığı, bilmem ne, her şey daha iyi. Bir damlalığına sana makyaj yapsın. Kendini görünce koptu galiba. Ne yapıyorsun? Yönetmenlik yapıyor. Bence kaşınıyor. Tamam yapma. Yapma vallahi atarım seni odadan. Gerçekten çok kötü şartlardayım şu an. Ne yapıyorsun ya? Baksana bak. Kutucuğun ne var? Hiçbir şey yok abi. Adından kutu görüntü dayanamıyor ya, içeri girmek istiyor ya, bence öyle bir şey değil. Hiç öyle bir şey değil bence. Sana kızıltı. Şu an göremiyorum yani benim bütün... Sen çok yaramaz bir çocuk oldun. Git oğlum sen. Kaç. Tamam, kaç. Ya bana sökülen mi kızıltı? Gerçekten çok yaramaz. Kediye bakın. Masada. Sadece şu tahtaya geliyor. Kamerayı üzerine koyduğum şeye. Normalde hiç yanıma gelmez o benim. Önümüzdeki 30 saniye boyunca bu şekilde konuşuyor olacağım size. Çünkü ajansa çok fazla ses vardı. Ben de susmayı tercih ettim o yüzden. Hoola kullanıyorum. Zaten biliyorsunuz katlama bölgesinde de aynı bronzer'ı sürmüştüm. Şimdi en açık kemiklerime de sürüyorum. Elfin highlighter'ı. Bunu hatırlayanlarınız vardır. Uygun fiyatlı. Maalesef Türkiye'de yok ama uygun fiyatlı. Çok güzel bir ürün. Burada belli olmayacak ama güneşte inanılmaz parlıyor bu. Rimmel London'ın, evet ismini okuyamamışım. Aşağıda mutlaka yazıyor olacağım. Bir aldığını kullanıyorum. Bunun pigmentasyonu çok başarılıydı. Bunu da çok sevdim. Her zaman yaptığım gibi üzerimdeki kıyafete uyumlu bir ruj seçiyorum. Bazen ruj, bazen far. İlk kullandığım, şu an kullandığım Maybelline Fit, ne Fitmisi ya? Şey, Superstay 20 numara. Güzel sürdüm. Yani fırçası bayağı kullanışlı bunun. Kaleme ihtiyacınız olmadan sürebiliyorsunuz bunu. Fakat ilerleyen saniyelerde göreceksiniz ki rengini tam istediğim gibi bulamadığım için şimdi bunu siliyorum. Evet, peçeteyle 3-4 kat alıyorum üzerinden ve hemen üstüne MAC'in Ruby Woo isimli mat rujunu kullanıyorum. Bundan sonra ses var. Evet. Gidiyoruz. Çok güzel zamanlama. Bitirdim. 10 dakikada yapıyor mu yetişsene? Ya şu kırmızı ruju sürmeye karar verdim. Bir çılgınlık ya. Saçımı toplayacağım sadece.
Ya burada da araya girmek zorundayım çünkü şu istediğin yarım topuzu yapmak, sadece bunu yapmak zaten benim 5 dakikamı aldı ve kollarımın 5 dakika boyunca öyle durması gerçekten illallah ettim ve pes ettim zaten. Sonunda böyle yapıyorum, beğenmeyip açıyorum ve ses tekrar geri geldi. Şimdi toplantıya yetişeceğiz, o yüzden hızlıca böyle paket şey aldık, kumru falan filan. Bu arada ben rujumu sildim, saçımı da açtım, gelince tekrar yapacağım. Çok da güzel olmadı çünkü. Hala çıkmamış. Bu kadar çıktı. Aa, görüyorsunuz değil mi? First day. 20 numara. Toplantı 2-2,5 saat sürdü. Sonrasında tekrar ofise gitmeme kararı aldık. Şimdi eve geldim. Saat 6'ya geliyor. Yiyecek bir şeyler hazırlıyorum kendime. Sonra ben bu videoyu editlemeye başlayacağım. Bugün bu arada 15 Şubat ve yarın da yine bu çektiğim videonun devamını getiriyor olacağım. Bu sıralar içerik üretme konusunda biraz sıkıntı yaşıyorum. Çünkü makyajdan sıkılıyorsunuz. Yani sıkıldığınızı düşünüyorum. Vlog desen şu anda çok adrenalin dolu bir hayatım yok. Yani hiçbir zaman olmadı gerçi ama ajansta ne çekebilirim veya ne görmek istersiniz emin olamıyorum. O yüzden bu şekilde bir video çekeyim dedim bu seferlik. Öyle. O zaman kapatıyorum. Yarın görüşürüz. Günaydın. Yine böyle makyajsız karşılıyorum sizi. Eta'dan geçen gün bir paket sipariş etmiştim. Onun yanında bana Aslı, Zoyava'nın koçasını yollamış denemem için. Allah, şu çok güzel gözüküyor. Hepsini açtım renklerini görün diye. Bu ne galiba ne? Çevir aç gibi bir şey. Çevir aç kapak. Çevir açmalı. Bak bunu güzelmiş. Bu da minicik böyle. Bu da bayağı aslında gözüktüğü gibi değil. Bayağı bayağı simli bir lip gloss. Yumuşacık. Ama hemen gidiyor ucu. Eriyor. Bunu da süreyim. Tadı biraz kötü sadece. Bütün ne bak gözlerime inan. Bu defa anladım durumu tövbeler. Vlog. Bütün ajans hep beraber yemeğe çıktık şimdi. Kızlar da. Aa, ne yapmışsın kendini Ayşe Hoca? Üstüm ayağım. Ayşe öğretmen. Karaoke'deyiz. Ajansa geri dönüyoruz. Ufak bir sürü olarak öğle yemeğimizi yedik. Şimdi de çalışmaya geri dönüyoruz anlayacağınız. Bu arada bakın lip gloss sürdüm. Bugün cuma olduğu için bu arada şey var, bizde happy hour var. Cuma günleri böyle ufak tefek sürprizler oluyor bizde. Yani siz şey zannetmiştiniz, kafalarına göre alıp içiyorlar mı? Hayır, kafalarımıza göre alıp içmiyoruz. Bakın burada poşetlerde duruyor. Her şekilde çalışıyor mesela şu anda. Burada bir müzik açık. Bu küçük bir motivasyon şeyi. Ve evet, videonun sonuna geldik. Bu da böyle ajanstan 1,5 günümüzü gösterdiğim bir videoydu. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Siz de teşekkür ediyor musunuz? Teşekkürler. O zaman hoşça kalın. Hoşça kalın.